de 18 yaşında olmak nasıl? Yani bir 2 yıl öncesinde daha kolaydı. Ama şimdi mesela daha zor. Çünkü ben 2 yıl önce de 20 lira alıyordum mesela. Hani bunu alamayan da var, tamam. Ama 2 yıl önce de 20 lira alırdım. Şu anda aynı alıyorum. Hani dışarıya çıktığın zaman yemek, yiyecek falan 2 yıl öncesine kadar çok şey yani, zor. Geleceğe dair endişelerin var mı? Yani endişe şöyle var. Şimdi 12. sınıfım ben. Kafamda daha hiçbir şey yok. Hani bu benim de hatam sonuçta, tamam. Ama hani okuyup, bir üniversite okuyup sonrasında hani bir işe sahip olmak zor yani şu an. Çünkü çok fazla açıkta olan insan sayısı var. Çok fazla kişi var. Yani bir boşluktayız şu an. Peki Türkiye'de ekonomi nasıl sence? Ekonomi şu an için yani ihtiyaçları tamam gene alıyoruz çok şükür ama zorluyor yani. Çünkü bir fiyatı mesela 50 liraysa şu an 100 liraya. Mesela asgari ücret bakımından da geçen yılın dolar kuruyla asgari ücretini karşılaştırdığında tahmini 350 dolar falan yapıyordu. Aklımda değil şu an, biraz sallıyorum. Ama şu anki dolar kuruyla baktığımız zaman hani yarı yarıya bir dolar kurunda düşüşlük var. Hani bunu geçen yıla göre eşitlemeye çalışırsak şu an 5000 liraya geçiyor asgari ücret. Yani olmayacağı için de öyle bir fiyat. Yani millet etkiliyor tabii. Peki asgari ücret ne kadar olmalı? Yani aslında yükselmemeli. Hani asgari ücretin yükselmemesi lazım. Daha çok fiyatların düşmesi lazım. Çünkü asgari ücret yükselince fiyatlar daha da çok yükselecek. O yüzden yani bence yükselmeyip fiyatların düşmesi lazım. Şu an asgari ücretle çalışıyor olsan geçinebilir miydin? Yani tek başım olsam belki geçinirdim ama bir aile söz konusu olunca zor. İyi yönetildiğimizi düşünüyor musun? Belli bir yere kadar evet de. Ama şu an düşünmüyorum. Özgür hissediyor musun kendini ülkede? Bu da bir göreceli bir soru. Zamanında ya şöyle diyeyim. Başka ülkelerde olsun hani güzel bir şekilde konuşabiliyorsun. Hatta istediğin şeyleri diyebiliyorsun. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama burada birisine bir laf attığında, bir şey olduğunda direkt zilin çalınıyor yani.